Herkese merhaba. Bugün el işiyle bir şey yapmak istiyorum. Bu do it yourself'ler çok ünlü oldu biliyorsunuz. Böyle herkes bir şeyle uğraşıyor. Ben de bu aralar inanılmaz derecede ev dekorasyonuyla uğraşıyorum. Böyle masifin her halini çok seviyorum. O yüzden evime de böyle bir fotoğraf görüp o fotoğrafı böyle direkt yerleştirmek istemiştim. Bir merdiven masiften, odundan artık neyden yapma derseniz aslında şu arkamda gördüğünüz şeyden bahsediyorum. Şu an bu bir taslak. Bunu öylesine geliş güzel bir şekilde bağladım. Detaylı şimdi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ama bunu yapmam 5 dakika falan sürdü. Zaten burada en önemli olan şey yapması çok basit ama neyi nereden aldım, ne lazım, ne kadar aldım, ne kadar mal ettim bunlar daha sanıyorum ki önemli. Çünkü bulması çok zor. İnternetten işte böyle odun falan yazdığınızda bunlar çıkmıyor. Veya direkt merdiveni almak isterseniz 300 TL gibi bir fiyat var. Ben 20 TL'ye sanıyorum bunu mal ettim. Tekrardan hesaplamasını yaparım. Bu aralar zaten hani dediğim gibi çok popüler, hiç ilgisi olmayan insanlar bile ev eşyalarına böyle düşmüş durumda. Ben zaten bayılıyorum. Böyle dekor edeyim, her yere bir şeyler asayım falan çok seviyorum. Öncelikle şöyle önümde hemen şu varken göstereyim. Benim YouTube'im var. Bunu özellikle satın almanıza bile aslında gerek yok ama yani maksimum 1 metre bir merdiven yapımı için işinizi görecektir. Ne yapıyorum, ne kullanıyorum. Şöyle uzunluğuna bakayım. Şu iyi. Şöyle kesiyorum. Kestikten sonra bu aslında ayrılıyor. Bu 6 milimetrelik bir ip. Daha küçüğünü kullanabilirsiniz. Hatta böyle davetiyelere bağlananlar var. Çok ince. Onlar da olabilir. Artık elinizde ne varsa başka renk de olabilir. Hiç mühim değil. Siz ne istiyorsanız. Bu şimdi böyle 4 parçaya ayrılıyor. Ben de bunu böyle ayıracağım. Çünkü küçük olsun istiyorum. Önce böyle büyük denemiştim. Ama öyle hoşlanmadım. Böyle ayırın. Sonra da ikiye ayırın. Yani toplam 4 parça böyle. Hücre tipimiz olacak. Ama uyarayım. Çok toz çıkartıyor. Bu ipleri böyle ayırmak. Alerjiniz varsa dikkat edin. Böyle 4 tane ayırdım. Bundan birkaç tane daha yapacağım. Yani maksimum 1 metre bir jü tipi veya bu renkli bir ip. Veya başka bir renkli ip. Canınız nasıl istiyorsa her şey olur. Size kalmış durumda. Bu lazım. Şimdi gelelim asıl ana malzememiz olan bu odunları nereden buldum. Şimdi ben odunu gerçekten kafaya taktım. Yani dedim bulacağım. İşte gidiyorum internette arıyorum. Köye gidiyorum. Annemler İşte köyde onlara soruyorum. Ormana falan gittiğimde, pikniğe gittiğimde yerleri arıyorum. Nasıl bir odun bulabilirim? Artık böyle rengi mengi hiç umurumda değildi. Derken en sonunda 1 milyoncuya gittim ve bunları görünce ah dedim süper. Zaten aklımda benzer vardı. Bu renk bulabileceğimi tahmin etmemiştim. Ve buldum. Bunlar bildiğiniz tuvalet yıkama fırçaları var ya, büyük böyle uzun saplı. İşte onun saplarını aldım. O saplardan 3 tane aldım ve 2 tanesi yanlara, diğerlerini de kestirdim böyle ve santimleri tahmin ediyorum ki şu 55 santim civarı bir şey. Diğeri bu 55 ise yani bundan 2 tane, bu da 1 metreden azıcık daha fazla, öyle bir şey olması gerekiyor. Yani anlayacağınız üzere o kadar ucuz, o kadar basit, o kadar pratik bir şey ki tekrar gerekli olan şeyleri söylüyorum. Tuvalet fırçamız, jütipimiz ya da herhangi bir ip. Hiç fark etmez. Nasıl istiyorsanız. Gerekli olursa diye tam emin değilim. Böyle şekil olarak bağladığımda çok böyle eksik kalan, fırlayan yerler olursa bir silikon tabancasıyla 10-15 TL'lik bir şey bu. Bununla da onları sabitleyeceğim. Ve tabii ipimizi de kesmek için bir makas. O zaman başlıyoruz. Böyle bir şey yapmaya kalkıştıysanız lütfen önce bir taslağınızı oluşturun. Ben bunu iyi ki taslak oluşturmuşum. Çünkü normalde 3 tane kademeli bir merdiven yapmayı planlamıştım. Hani çok uzun değil ya şu anki şu odunlarım. O yüzden 3 kademeli yapacaktım. Ama baktım 3 kademeli çok dandik duruyor. O yüzden hemen 4 kademeye döndüm. İyi ki direkt olarak böyle yerleştirmemişim. Gelişi güzel böyle iplerle bağlamıştım. Hatta bağlama şeklinize bile istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Benim yapacağım şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Sizin daha güzel yöntemleriniz vardır. Ben böyle çok başarılı değilim zaten bu işlerde. Ama rastgele yapmaya çalışıyorum. Ve bunun en güzel yanı bence bağlarken hani oraya koydunuz ve orada sabit kalacak diye bir şey yok. Onu değiştirebiliyorsunuz. Başta tavsiyem daha hafif, daha gevşek bağlayın. Daha sonra üzerinden bir kat daha atıp geçeriz. Yani neyden bahsediyorum? Önce mesela bir tane iple bağlayacağım böyle odunumu. Daha sonra
Yerini beğendiysem veya işte beğenmedim, oynamaları yapıp yukarı aşağı indirmelerimi yaptıktan sonra tekrar ikinci bir iple bir daha bağlayacağım. Bağlama şekli tamamen size kalmış. Ben nasıl yapacağımı şimdi karar vereceğim aslında. Siz de ister beğenirsiniz, uygularsınız, ister başka bir şey yaparsınız. Hepsi size kalmış. Ayakta yaptığınız zaman çok daha kolay olacak. Ben ilk denediğimde yerde denedim ve çok zorlandım. Sonra ayakta düzeltmeye çalışırken aa ne kadar kolaymış bu dedim. Ben bağlarken iki farklı şekilde böyle bir şey buldum aslında, göstereyim size. Bir tanesini şöyle alttan yani böyle geçiriyorum. Üstüne koyuyorum. Bunu böyle buradan sanki hani düşüyormuş gibi aşağı doğru doluyorum. Arkadan herhangi bir şekilde böyle rastgele bağlayabiliriz bunları. Uçlarını keseceğiz ve dediğim gibi gerekirse silikonla da birbirine yapıştıracağız. Mesela şu an böyle bu düşüyormuş gibi oldu. Bir sonraki basamağı da farklı bir şekilde bağlayacağım. Hangisini beğenirsek ona karar verelim. Onu da göstermiş olayım size. Bu çok daha basit aslında. Şöyle tutuyorum. Arkada biraz bağlamak için pay bırakıyorum ve bunu böyle içten dışa doğru yaptığımda daha güzel oldu. Diğer tarafı da yine aynı şekilde, bunu böyle bakarken diğer tarafı da bu böyleyken diğer tarafta böyle olacak. Diğer uç için bahsediyorum. Üst üste değil de daha çok yan yana koyuyorum. Aa, yine arkadan rastgele bir şekilde bağlayacağım. Size dediğim gibi bunları sıkılaştırma işlemini daha sonra yapacağım. Çünkü şimdi mesela tek tek aralardaki santimleri ölçmek bana daha zor geliyor. İşte bu kadar olsun, bu kadar olsun diye ölçmek daha zor geliyor. Ama bunu buradan hafif bağladığım için bakın aşağı indirebiliyorum, yukarı çıkartabiliyorum. Ve yine böyle de duruyor zaten. Ama sıkılaştırmayı dediğim gibi en son yapacağım. Şimdi şöyle bir bakayım hangisini beğendim. Bu ikinci bağladığım. Bu da ilk bağladığım, böyle düşüyormuş gibi ama sanki bu daha iyi ya. Böyle yapacağım hepsini. Şu an buna karar verdim. Diğer tarafını bağladım. Dışarı doğru bakıyor. Mesela bu da kendine göre dışarı doğru bakıyor. Yani biri sağ taraf, biri sol tarafa bakıyor. Böyle. Mesela şu an yamukluk var. Ama çok rahat bir şekilde düzeltebileceğim için yamukluğunu hiç problem etmiyorum ve devam ediyorum. Evet, bir diğerini de yapalım. Renk olarak farklılıklar var demiştim. O yüzden bir tane açık olan, bir tane de koyu olandan koydum. Hiç fark etmez. Ben çok sorun etmedim. Zaten büyük ihtimalle en son bir cila, hatta bir boya falan yapmayı düşünüyorum. O yüzden problem de etmiyorum bunu. Evet, şimdi merdiveni aslında taslağını tekrardan oluşturmuş oldum. Eksikliklerini kontrol edeceğim. Şimdi burada önemli birkaç bir şey söyleyeyim aslında size. Ben ne yaptım? Bakın hepsinin kenarlarında çıkıklık var. Bu çıkıklıkları birbirine göre ayarlayacağım öncelikle. Aralarındaki mesafelere bakacağım. Hani oldu mu olmadı mı diye. Daha sonra tekrardan bir sıkılaştıracağız. Merdivenim tamam. Bir 15 dakikamı aldı sanırım. Gerçekten çok pratik, çok basit bir şeydi. Çok ucuz bir şeydi. O yüzden de bunu böyle bu kadar yapmak istedim, bu kadar merak ettim. Umarım yardımcı olabilirim. Umarım siz de beğenirsiniz ve siz de yapmak istersiniz. Eğer yaparsanız lütfen bana görsellerini atın, paylaşın. Çok mutlu olurum. Haydi, bye.